Herkese selamlar dostlar. 28 Mayıs Pazar 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 11 adet mücadelem var. Genellikle gelmesini bekledim. Yeşillendirebileceğimiz maçları aldım. Lütfen iyi dinleyin. Sizler de kazanç sağlayın. Cuma günü verdiğim bütün maçlar öncelikle geldi. Bunun için tebrik edelim dostlar. Cuma günü YouTube'da verdiğim kuponlarım, yüksek misli her şey geldi. Çok güzel gitti Haziran için. Devam edelim. Katıl Telegram gruplarımız Haziran ayı için zaten yenilenmişti arkadaşlar. Önümüzdeki 5 gün oldu. Ayın 25'inde yeniledik. 2 gün oldu yenileyeli. Süper başladık. Yüksek mislerimiz, kuponlarımız hepsini içeri aldık. Birazdan göstereceğim. Haziran ayı için gruplara gelmek isteyen arkadaşlarımız Instagram üzerinden veya katıl butonu üzerinden doğrudan gelebilir. Aynı şekilde devam edeceğimizi bildirelim. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Maç skoru yarışmamızda Chelsea ile Newcastle maç skoru. Sizce maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bilen iki arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza, haziran ayı gruplarına ekleyelim. Daha bir aydan fazla süre var. Geçtim. Yüksek misli de dün iki tane yüksek misli verdi. Derken iki tane aynı yüksek misli ekrana getirmişim. Neyse anlatacağım. Laval Leafs mücadelesi vardı. Youtube'da da önerdim ben sizlere. Maç sonu birine güveniyordum ben bu takımın. 2-0 gibi net bir skorla galip geldi. İlk yarıdan zaten attı. iki golü de ben yani 1500 misli önerdim bu maça. Avrupa'da 1.50 gibi oranı vardı. Aldık mı içeri aldık. İkinci yüksek misli olarak da şunu önerdim. Türk Telekom'la Galatasaray Nef'in mücadelesi vardı. İlk yerden bir Türk Telekom galibiyeti bekledim o mücadelede de. 1000 misli de onu önerdim. 1.34 gibi oradan. O da 340 lira oradan aldık mı? Buradan da 750 lira aldık mı? İlk günün Haziran ayında sadece 2 tane yüksek misli verildi. O da ekrandaki gördüğünüz. Haziran ayındaki yüksek misli karı şu an 1090 TL. Ve yüksek de kasa yönettiğimizde zaten biliyorsunuz 1090 TL ile Haziran ayında kar yaparak yaparaktan da başladık. Günün 2 adet kombinesi vardı. Günün 2 adet kombinesi Avrupa kombini ve Nesine kombiniydi. Laval maçının meyat sonu 1, Türk Telekom ilk kere 1 olarak günün Avrupa kombini olarak önerdim. Nesine kombinine baktığımız zaman da Sampdoria mücadelesi vardı Sassuolo ile. KG olarak önerdim. Sakarya Eyüp maçında oranı güzelken yakaladık. 3.5 alt olarak önerdim. Günün 2 adet kombinesi vardı Cuma günü için. O da içerideki YouTube'da verdiğim bütün maçlarda zaten Geldi kombinlerine gelmesi çok doğal o yüzden 2-2 kombineyle Cuma gününü atlattık 2 adet de canlı bahis verdim ekrana gelsin bunlar da canlı bahislerimizde basketin canlı bahisleriydi Karşıyaka yaka maçına 152.5 üst verdim telkom maçına da ev sahibi 86.5 üst verdim o da içeride tebrikler 2 canlı 2 yeşil %100 kazanç Allah bereket versin Yorumlarda herkes açık Telegram kanalımız var. Oraya da katılmayı unutmayın. Oraya da ara ara canlı bahisler, maç onu tercihler, hafta sonu kuponları zaten ekstra olarak geliyor biliyorsunuz. Oraya da katılabilirsiniz. Instagram adresimiz ekrana gelsin. Gruplara gelmek isteyen, skor kazanan arkadaşlar vesaire buradan doğrudan benim Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca katıl butonuna zaten gruplarımıza doğrudan gelebilirsiniz. Bir adet ideal kombine vereceğim bu videoda da. Onun da bilgisini vereyim. 1.99 oranlık, 2 oranlı bir kombine vereceğim bilginize. İsterseniz hızlı hızlı maçları anlatayım. Maçlar çok güzel. Sizlerden ricam pazar videosu olması ve bülten bu kadar güzelken şöyle artı 350-400 seviyesi bekliyorum sizlerden. Like'larınızı hemen iki saniye ayırıp atmanızdır. Başlayalım. Alkmaar'la PSV karşılaşması. Yani bildiğiniz üzere oranlar kesinlikle açık bir Hızlı hızlı anlatacağım. Mücadele bence tempolu gollü bir maç olacaktır. Her iki takımın da puana ihtiyacı var mı diye baktığımız zaman da çok bir sıralama değişmeyecek burada. Yani ikişüncülük vesaire burada oynayabilir ufaktan da çok bir şey olmayacak. Ama tempolu bir maç bekliyorum. özellikle Alkmaar tarafında Hoca ile birlikte tekrardan devam etme kararı aldılar. Öyle bir açıklamalar oldu. PSV tarafı da devam aynı şekilde. İdealden var. 1.30. Aldım çıktım buradan. KG var. Regensburgla Haydana mücadelesi. Bu mücadeleyi şöyle değerlendirme altına aldım. Regensburg tarafının zaten herhangi bir önemli bir iddiası yok. Haidann'ın önemli bir iddiası var. İkinciliği arkada Hamburglar alırsa direkt çıkıyor bu maçta önemli bir maç olmasından kaynaklı. Haidann'ın burada deplasmanda alır mı bilmiyorum ama deplasmandan olması kaynaklı da deplasmanda atacağı 2 gol 1.37 gibi oranı var. İdealden aldım bunu da şöyle deplasman 1.5 oranı 1.37 değerlendireceklere bol şanslar. Üçüncü mücadelem Hamburg'la Sando mücadelesi. Bu maçın iddia oranını açmamış henüz de. Açarsa Hamburg tarafına yönelin. Avrupa'dan alacaklar. Mutlaka Hamburg'un galibiyetini, Hamburg'un iki golü vesaire yapabilirler. Ben burada Hamburg'un çıkma ihtimalini de görüyorum açıkçası zaten de Haydanov'un puan kaybetmesi lazım. Umarım o maç 2-2 biter. Hamburg çıkar bence. İnşallah çıkar. Burada Hamburg'un deplasmanda atacağı 2 gol. Deplasman 1.5 üstü sizlere öneriyorum. Şu an nesine de açık değil onunla bilgisini vereyim. Aston Villa Brighton mücadelesi. Burada da Aston Villa'nın kesin yenmesi gereken bir mücadele. Olası bir Aston Villa galibiyeti zaten çıkabilir. Arkada e, Brighton önüne geçme ihtimali yok. Arkasında Tottenham var veya Brentford takımı var. Burada Aston Villa galibiyeti oynayacak. Brighton'ın da ben gol atmasını bekliyorum bu karşılaşmada. 2-3 bin ayarında bir Aston Villa galibiyeti çıkabilir. Fakat idealden ben bunu KG var olarak 1.33 33 gibi orandan aldım. Yüksek orandan almak isteyenler varsa şöyle e, ya, iki buçuk üstünde bir olarak önerecektim. 2 -3 1 3 bir ayarında beklentim var. Oran yok. Yüksek oran almak isteyenler de 1.80'den de doğrudan bir Aston Villa galibiyet alabilir. Mücadelenin KG varını ben ideal kombinemin ilk mücadelesi yapıyorum. Chelsea ile Newcastle karşılaşması. Chelsea'de son maçtan yenildi fakat 4-1 bitti maçta birçok pozisyona girdi. Yavaş yavaş takım yani olur gibi geliyor bana. Newcastle oynayacaklar. Chelsea kendi oyunun evinde biraz daha hücuma oynayacaktır. Newcastle'a ne kadar dayanabilirler, dayanabilirler mi veya yenebilirler mi zor, zor mücadele. Fakat açıldığı zaman da açılması gereken bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Newcastle zaten Şampiyonlar Ligi potasını garantiledi. Geçen maç sevindiler. Olası bir rotasyon da olabilir mücadelede. Mücadelede ben 2.5 üst bekliyorum. 1, 45 gibi orandan 2-1-3-1 ayarında her iki tarafa da kayabilir açıkçası. iki ikisi de var mücadelenin. 2.5 üstü bir 45 gibi orandan idealden önermek istiyorum sizlere. Everton'la Bournemouth mücadelesi. Bu maçta da ben Everton galibiyeti bekliyorum. Çünkü Everton'ın kesinlikle kazanması gereken bir mücadele. Bournemouth'un herhangi bir ihtiyacı yok garantiledi. Ama Everton'ın arkasında Leicester, Leeds United gibi takımlar da geliyor. Burada ben Everton'ın galibiyetinden ziyade atacağı iki golü yöneldim. Bournemouth'un da sağa solu belli olmaz. Ev sahibi 1.5 üst olarak 1.39 gibi bunun da oranı var. İdealdir. İdealden değerlendirmek isteyenler Everton'ın burada 2 golünü değerlendirebilirler. Les United ile Tottenham karşılaşması her iki da kesinlikle kazanması gereken bir mücadele. Les üst tarafa çıkmak istiyor. Tottenham da X7 ilk, ilk, 7. sıradan Avrupa'ya gitmek isteyecektir. Burada olası bir Aston Villa Aston Villa'nın puan kaybetmesiyle birlikte. Ben mücadelenin var olmasını bekliyorum. Bunu da ideal kombineyi aldım mı? Bir sürü maç var. Nasıl alacağız? Aldık mı? Almışız. Bunu da ideal kombini almışım. 1.28 gibi orandan var seçeneğini değerlendirmişim. Yani maçta ipler bir yerden kopacaktır. Maçın beklentisi zaten 2-1-3-1 ayarında. Yani bir Leicester tarafına da kayabilir yani. Zor bir mücadele. Ee, ne kadar toplum favori, favori de olsa karşılıklı atacak gollerle birlikte mücadele zaten üst sıra gidecektir. Leicester'la West Ham karşılaşması. Burada da Leicester'ın kesinlikle puan alması gereken bir mücadele. Weston'da iyiyken arkadaki boşlukları da değerlendirebilirler. Ben burada mücadele genelinde üst seçeneğini bekliyorum. Toplam gol 2.5 üst 1.42 gibi orandan idealden değerlendirmesini yapabilirsiniz. Güzel gollü bir maç olacaktır bence. Çünkü Leicester'ın alması gereken risklerden kaynaklı. Yani alması gereken riskler ve gol bulması lazım. Kesinlikle kazanması lazım. Ki diğer takımların puan kaybetmesini bekleyecek. Vesaire Everton'ın mesela. O yüzden mücadele bir 2.5 üstü de 2-1 ayar. 3-1 ayarında bir maç geçebilir bu da. Southampton Liverpool karşılaşması. Liverpool bu maça muhtemelen yedek kadroyla çıkacaktır. Southampton'un da gol bulması bence muhtemel olacaktır. Yine golli geçmesini bekledim bir mücadele. Gençler oynayacaktır. Southampton burada vitrin maçı en iyi oyununu sergileyip oyuncular burada. Goller bulmak isteyecektir. Galip gelmek isteyecektir. Mücadelede ona şey açmamışlar. 2.5 üstü açmamışlar. 2.5 üstü olarak not almışım. Ne vereceğiz abi bu maça? Var verersek atar ya Southampton atar. Beyler buna da var alalım. Güzel gollü maçlar bekliyorum dediğim gibi son haftalarda ve ihtiyacı olan takımlara yönelmek istiyorum burada. O yüzden bu mücadelede bir var seçeneğini değerlendirmesini yapalım. Geçtim son son iki karşılaşmam. Atletico Bilbao ile Elche bu maçı da ideal kombineme aldım ve koydum karşılaşmayı. Atletico Bilbao'nun burada kazanması lazım. Elche zaten küme düştü. Son haftalarda iyi de oynarsa burada Atletico Bilbao'nun ben doğrudan galibiyetini bekleyeceğim. Ee, oran açılmadı. Atletik Bilbao'nun galibiyetini 1.17 gibi oranını aldım. Kombineye koydum da ilk kere biri de doğrudan değerlendirebilirsiniz. Oranın 10 oranı biraz daha yüksek olduğunu belirtelim. Son mücadelem Valencia ile Espanyol. Bunu da anlatalım. Maça da ben korner düşündüm. Korner de açılmamış da muhtemelen belki yarın açılabilir diye düşünüyorum. Espanyol geçen tek başına 10-15 tane korner kullandı. O mücadeleyi korner olarak önermiştim. Burada da aynı şekilde Espanyol da kazanma ihtimali Valencia falan bastırırken bol kornerli bir mücadele izleyebiliriz. Tek cornerim. karşılaşmam karşılaşmamda bu karşılaşmam. Toplamda sizlere 11 adet mücadele anlattım. İdeal kombine mekana gelsin. İdeal kombine mekanda 2 oranı var arkadaşlar. Aston Villa Brighton maçına var olarak değerlendirdim. Les United Tottenham maçına var olarak değerlendirdim. Bilbao'nda da doğrudan galibiyetini aldım. Yani dediğim gibi oran yok. Her maçın oranı düşük. Kısıtlamalar var. Hiçbir şekilde yok. Avrupa'dan oynayanlar gerçekten daha çok şanslı bu konuda her türlü şeyi değerlendirebilecek. Sonra insanlar neden kaçağa yöneliyor? Neden illegal bayis sitelerinden bahis alıyor? Tabi Allah bu şekilde insanları kısıtlarsan sen insanlar da kısıtlanmadığı yere doğru yol alacaktır. Benim ideal kombinem bu. Pazar için sizlere önereceğim kombin bu olsun. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz bol şanslar. Chelsea Newcastle maçı konusunda sizlere sorduk. Yorum yapmayı unutmayınız.